Bu uygulamamızda SolidWorks programında vida yay animasyonu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle ben Toolbox eklentimi aktifleştiriyorum arkadaşlar. İster buradan aktifleştirin. Şimdi ekle diyorum. İster de arkadaşlar eklentiler kısmı var. İsterseniz de burada eklentiler kısmından buradan Toolbox'ı aktifleştirebilirsiniz arkadaşlar. Onayladım arkadaşlar. Şimdi ben tasarım arşivinden metrik sistemde bir tane civata, somun veya vidalar diyorum. Altıgen başlı vidaya giriyorum. Ve orada flanşlı vidaya sağ tıkladım arkadaşlar. Parça oluştur diyorum. Parça oluştur. Biraz bekliyorum. Evet. Metrik 12 olacak arkadaşlar. Toplam uzunluğumuz 40 olsun. Diş uzunluğumuz da 40 olsun. Hatta toplam uzunluğumuzu 50 yapalım. Diş uzunluğumuzu 30 yapalım arkadaşlar. Şimdi dişleri basitleştirilmiş şekilde göstersek dişler görünmüyor. Kozmetik olursa sanki gölgeli gibi ama şematik dersek dişler görünür arkadaşlar. Bunu onayladım arkadaşlar. Ve bunu kaydediyorum. Masa üstüne Civata diye kaydedelim. Metrik 12 idi. Şimdi tasarım arşivine bir daha tıklıyorum. Bu sefer arkadaşlar oradan somunlara tıkladım. Metrik sisteminin içinde somunlara tıkladım. Altıgen somunlar ve flanşlı somun. Sağ tıkladım arkadaşlar. Parça oluştur diyorum. Metrik 12 olsun arkadaşlar. Zaten aynısı. Aynı sistem çalışacak. Yine şematik olsun. Diğer şeyler otomatik çıkıyor arkadaşlar. Flanşlı. Onayladım. Bunu kaydediyorum. Somun diye kaydettim arkadaşlar. Şimdi bir montaj sayfası açacağım arkadaşlar. Yeni sayfa diyorum. Montaj sayfası. Öncelikle civatamızı çağırıyorum arkadaşlar. Sonra bileşen ekleden bu sefer somunumuzu çağırıyoruz arkadaşlar. Evet. Montaj ilişkisi diyorum. Bu çizgi ve bu çizgi eş merkezli olsun arkadaşlar. Teğet olursa kabul etmez. Eş merkezli diyorum. Ve bu şekilde hareket ediyor. Şimdi yapacağım arkadaşlar. Montaj ilişkisinin içinde bir daha montaj ilişkisi diyorum ama mekanik montaj ilişkisi. Mekanik montaj ilişkisi ve vida sistemi. Tıkladım arkadaşlar. Şimdi civatanın dişlerinin şu düz yerine tıkladım. Öncelikle. Sonra da somunumuzun dibindeki düz yere tıkladım arkadaşlar. Ve bunlar tersine mi olacak ya da aynı şekilde mi dönecekler? Buradan ayarlıyorum. Devirler. Bir kalsın arkadaşlar ve tersine aktif olsun. Onayladım. Şimdi bu şeklimizi onaylıyorum arkadaşlar. Karşıdan bakacağım. Ben bunu çevirdiğimde içine giriyor arkadaşlar. Her bir turunda bir adım ilerliyor arkadaşlar. Evet. Girmiş içine arkadaşlar. Biraz daha sokalım içine. Ben bu kısma yay da çizeceğim arkadaşlar. Evet, biraz daha soktuk arkadaşlar. Evet. Şimdi bu şekilde tamam arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde bir kaydederim. Masa üstüne montaj diye kaydettim. Şimdi orta kısma yay çizeceğim arkadaşlar. Üst düzlemim ya da ön düzlemim. Tam ortasından geçen düzlemimiz hangisi ise. Ben tam ön düzlem ortadan geçiyor. Sağ düzlem. Hayır. Tam ön düzlemim. Bu düzlemlerin birisi ortadan geçer arkadaşlar. Ön düzlemim ortadan geçiyor. Şimdi arkadaşlar. Bileşen eklenin altında yeni parça var. Yeni parçaya tıkladım.
Daha sonra bizden düzlem istiyor arkadaşlar. Ön düzleme tıkladım ve bir tane sketch sayfası açıldı. Şimdi arkadaşlar, line'a tıkladım. Tam orta noktadan şu flanşlı somunun bittiği nokta arkadaşlar şurası. Oraya kadar bir düz çizgi çizdim. Ve bir kez onayladım arkadaşlar ama hala yeni parça sayfası aktif şu an. Ve daireye tıkladım arkadaşlar. Daireye tıkladım. Bir tane daire çizeceğim. Şimdi benden eksen istiyor ve burada eksen görünmüyor arkadaşlar. Eksen hangisiydi? Buraya tıkladım. Eksenim ön düzlem olsun dedim. Ve arkadaşlar buraya bir tane daire çizdim. Dairemizin çapı 5 milimetre diyelim. Bunu tabii biraz daha azaltabiliriz. 4 milimetre diyelim. Merkezler arası arkadaşlar 10 milimetre diyelim. Şimdi onayladık. Onayladık arkadaşlar. Ve hala parça sayfası açık arkadaşlar. Montaj sayfasında değil şu an. Unsurlar diyorum. Süpürerek kat oluştur. Bu daire şeklini bu yol boyunca döndürerek yay oluşturacak arkadaşlar. Ama tabi helix ya da spiral çizmedik biz buraya arkadaşlar. Seçeneklere giriyorum. Birincide yolu takip et diyorum. İkincide ise kıvrılma değerini belirtin diyorum. Ve üçüncüde devirler diyorum. Şimdi siz iki SolidWorks'ün eski versiyonlarındaysa siz yol boyunca bük seçeneklerden yol boyunca bükü seçeceksiniz ve onun altında açılan pencereden devirleri seçeceksiniz. Devri seçeceksiniz. Devri seçtikten sonra arkadaşlar şuradan kaç tane diş istiyoruz? Bu kadar diş istiyoruz. Diyelim ki 3 diş istiyoruz arkadaşlar. Ve onayladım arkadaşlar. Onayladım. Şimdi şu fazla yerleri de keselim arkadaşlar. Fazla yerleri keselim. Şu yayın oturduğu yerler düz olur arkadaşlar. Evet. Köşe noktası ile dikdörtgen diyorum. Yine ön düzlemde çizeceğim. Buradan şöyle seçtim arkadaşlar. İçini seçtim ama keserken dışını keseceğim. Unsurlar ekstrüzyonla kes diyorum ama kesilecek tarafı ters çevir diyorum arkadaşlar. Tabii şuradan orta düzlem diyorum. Evet, kesilecek tarafı ters çevirdi arkadaşlar. Ve onaylıyorum arkadaşlar. Ve yayım oluştu arkadaşlar. Yayımızın rengini de değiştirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben bunu bir kapalı haldeyken şöyle kapalı haldeyken şöyle kapatayım, biraz daha kapatayım. En dip noktasını bulayım arkadaşlar. Şöyle noktadan çevirebilirsiniz. Evet. Biraz daha açabiliriz. Terse. Evet. Arkadaşlar bu şeklindeyken bu kırmızı yeşil ışık var. Ona tıklıyorum. Yeniden oluştur diyorum. Ve daha sonra açmam lazım bunu. Bakın yay o mesafeye kadar gerildi. Geriledi. Basıldı yay. Şimdi ben bunu açıyorum tekrar böyle arkadaşlar. Nerelerin arasında oynayacaksa o mesafeye kadar arkadaşlar. Tabii bu kadar oynamaz. Bir daha kırmızı ışığa basacağım arkadaşlar. Bastım ve yayımız uzadı fark ettiyseniz. Evet, hareket etüdüne tıkladık arkadaşlar. Tıklıyoruz hareket etüdüne. Evet, şöyle göster diyelim. Oradan motora tıklıyoruz arkadaşlar, motor. Buraya 50 yazalım. 50 ve dönme yönü olarak da şu somunun üstünü seçtim. Ve arkadaşlar yönünü ters çeviriyorum. Yönünü ters çevirdim. Yönünü ters çevirdim. Ve onaylıyorum.
ve Start'a basıyorum arkadaşlar. Şimdi yönünü aşağı çevirmemin nedeni ilk önce aşağıya gelsin, sonra yukarı çıksın arkadaşlar. Ve şu döngüyü de arkadaşlar yürütme modu normalde olursa sadece aşağı iner durur. Döngülü olursa hep aynı işlemi yapar arkadaşlar. Hep aşağı gider. Otomatikman şimdi başa çıkacak, tekrar aşağı inecek ama karşılıklı dersek arkadaşlar bir aşağı çıkar, iner, bir yukarı çıkar arkadaşlar. Şu şekilde yayımız hareketini tamamlar arkadaşlar. Evet, uygulamamız bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.